Herkese selamlar. Bugün İskender Pala'nın Akşam Yıldızı romanını bitirdim. Tam bitirdiğim anda yayına bir videoyu başlatayım dedim çünkü biraz heyecanla bitti. Genelde İskender Pala böyle yarım bırakıyor, ukde bırakıyor. Şu an mesela heyecanlandım gerçekten ama kitabın bir daha devamı yok yani. Kitap güzeldi bence. Zaten sonlara doğru da güzelleşti. Şöyle, kitap aslında 3 tane karakter üzerinden gidiyor. 3 karakter kim? Birisi isim vereceğim, Çıra. Diğeri Sarıca, diğeri Tırnak. Bunlar kim ne soracaksınız? Aslında olay şöyle başlıyor. Çok büyük bir fırtına oluyor. İlk başta obalar var eski zamanlarda. Çok büyük değil, kasaba değiller. Oba. Yani çok kişinin olmadığı, ilkel yaşamın olduğu bir zamandan bahsedelim. Şunu da belirteyim öncelikle. Akşam Yıldızı aslında bir sembol. Kitap Göbeklitepe'nin aslında biraz tarihi üzerine esinlenerek kurulmuş bir kitap. Şimdi olaya girelim isterseniz. Orada olaylar başlamadan önce bu olaylar, az önce birazdan bahsedeceğim olaylar şöyle bir şey oluyor. Oba düşünün, oba kendi halinde böyle geçip giderken nasıl kendi halinde diye sorarsanız ilkel yaşam. Çok ilkel yaşam yani. Üstlerinde fazla bir kıyafet giyecek bir şey yok. Avcılıkla avlanan bir yaşam. Bir de bunların başlarında reisler oluyor. Ondan sözü geçiyor. Şeyle başlıyor roman. O zamanlarda annenin ilkel yaşam olduğu için annenin çocuğunun kimden olduğu belli değil. Nasıl? Çünkü karışık bir toplumsal yaşam örgüsü var. Eğer ki anne bir avcıya derse ki işte ben çocuğum senden olur diye hani ona sahiplenirse o avcı çok mutlu. O avcı çok mutlu oluyor. Neden? Çünkü kadınların sözü daha çok geçiyor. Kadınlar çünkü çok iş yapıyorlar. Kadınların sözü daha çok geçiyor o obada. Neyse çocuk oluyor Çıra'nın. Çıra gerçekten güzel. Obada herkesin, her erkeğin düşündüğü birisi. Neyse Çıra'nın çocuğu oluyor. Ama çocuk beyaz tenli. Beyaz tenli derken şöyle. Kaşı beyaz, saçı beyaz. Bütün tüyleri beyaz. Bunu o obanın reisi bir tür lanet olarak algılıyor. Ve bunun üzerine o zamanlar çocuğu lanet çocuklara şey yapıyorlarmış. Hani Tanrı'ya kurban ediyorlarmış. Ateş yakıyorlar filan bir gece ayini. Gece aynıyla düzenliyorlar ama Çıra çocuğunu vermek istemiyor. Çünkü canından çok seviyor çocuğunu. Diyor ki ben bu inançlara çok karşıyım. Böyle bir inanç olmasın. Bunu tabii hissediyor bazıları o obadan. Ama yine de yapacak bir şey yok. Tören başlamış. Herkes böyle derecesine böyle dans ediyor falan böyle. Neyse tören tam doğruna geldi. Bebeği Çıra'dan alacaklar. Bebeğin ismi Tırnak bu arada. Onu da bahsedeyim. Bebeği Çıra'dan alacaklar. Çıra'dan alıyorlar. Çıra umutsuz, mutsuz, ateşleriniz sonsun diyor. Ama beklenmedik şekilde bir anda fırtına başlıyor. Yağmur yağıyor. Böyle bir anda, böyle bir tanrıya kurban sunulduğu anda neden böyle olduğunu kimse anlamıyor. Ve öyle bir fırtına geliyor ki o obalara nehirler falan taşıyor. Sağanak dolu falan ağaçlar yerinden sökülüyor. Millet kendini nasıl kurtaracak, nereye atacak şaşıyor. O anda Sarıca devreye giriyor. Neyse bu felaket falan geçmiş. Bütün mamutlar, o zaman da mamut falan var. Mamutlar falan yerlere falan serilmiş. Bütün hayvanların cesetleri falan her tarafta. Sarıca insan görme komutuyla sağda solda dolaşıyor. Sarıca da obadan birisi. Sağa sola bakınırken bir ses duyuyor. Çıra'nın sesi olduğunu anlıyor. Bu arada Çıra'yı seviyor yani. Çünkü herkesin sevdiği güzel bir kız ama Çıra'ya sevdiğini tabii söylemiyor. Ses geliyor bir yerden. Bir bakıyor ki şeyin altında, bir hayvanın altında Çıra var. Hemen bütün kuvvetiyle o hayvanları, leşleri çekiyor. Çıra'yı görüyor. Çıra yutkunuyor. Biraz her taraf pislik. O anda tutup çekiyor, Çıra'yı alıyor. Neyse Çıra'yı aldı. Ama ikisi tekler. O anda tabii bebeğin sesini duyuyorlar. Bebeği görüyorlar. Bebeği de alıyorlar. 3 kişi kaldı. Kim kaldı? Çıra, Sarıca, bebek Tırnak. Ama Sarıca'nın olayların başından beri yani felaketlikten beri o sürekli yanında duran başından kovamadığı bir köpek var. Köpeğin ismi de Ateş. Şöyle yanlış söylemeyeyim. Köpeğin ismi Parmak. Parmak diye aklımda kaldı. Köpeğe Parmak, o bebeğe de Tırnak ismi veriyorlar. Neyse bunlar böyle gezerlerken, giderlerken yemek arıyorlar tabii. Annesi bebeği beslemek için kendini sustuğu anda bir korkudan falan o hayvanların hani ölmüş hayvanların, memeli hayvanların memesine çıkıp oradan süt alıp çocuğunu öyle besliyor falan. Sonra tabii bir süre sonra sütü falan geliyor. Bir mağara buluyorlar. Mağaraya giriyorlar. Mağaraya girdikten sonra onların boynu falan var. Böyle satranç tarzı demeyeyim de
Satranç tarzı bir oyun aslında, evet. Ama o taşlar ismi falan değişik böyle. Neyse oyun oynuyorlar, zaman geçirmeye çalışıyorlar. İşte av bulmaya çalışıyorlar. Şans eseri iki tane kuzu falan denk geliyor, onu alıyorlar ama o kira kuzulara sahipleniyor. Bu arada tabii zaman hızlı geçiyor. Tuzu fark ediyor Saruja. Tuzun yanlış şansları fark ediyor. O aldıkları ete yanlışlıkla sürtüyor. Sonra bakıyor ki tadı çok güzel. Sonra onu cebine atıyor biraz. Neyse bir anda sabahleyin ses geliyor böyle. O ne falan demeye kalmadan Saruja etrafında bir sürü oklarla kendini sıralamış halde buluyor. Çıreği tutmuşlar, parmağı almışlar, tırnağı almışlar. Tırnak bebekli parmakta, o köpekli bu arada. Kendisini bir ağaca bağlamışlar. Etrafında küçük küçük, kendisinin boyu onlardan daha uzun. Küçük küçük bir sürü insan. Ama farklı bir obadan geldikleri belli. Saruja bakıyor, ne yapacaklar, ne edecekler. Çıkmaya çalışıyor o anda yerinden. Herkes okunu tutuyor ona böyle, boyları küçük. Bir anda da çözmeye çalışıyorlar Saruja'yı, kim olduğunu falan. Saruja süzüyorlar iyice, bunun boyu neden büyük falan diye. Ama Çire'ye dokunmuyorlar nedense. Çire'ye hiç dokunmuyorlar. Kira'nın çocuğuna hiç dokunmuyorlar. Tırnağa hiç dokunmuyorlar. Tırnağı hatta havaya kaldırıp böyle kutsuyorlar. Herkes bağırıyor falan. İşte Çira bunu görüyor ve kaçmak istiyor. Saruja'yı da alıp böyle. Saruja hani Çire'yi biraz reis gibi görürler çünkü. Ama kaçarken tutuyorlar tabii. Tekrardan Saruja'ya bağlıyorlar ağaca. Saruja'ya küçük bir kesik atıyorlar ki o tuttuğu ağaçta, bağladığı ağaçları da ne kadar oynarsa o kadar Saruja kan kaybediyor ve daha çok yoruluyor ve gidemiyor arkasından. Tabii bu arada Çira da Saruja da merak ediyor. Yani Çira ve ikisi de birbirini bulabilecekler mi, birbirini koruyacaklar mı? O anda Saruja sürekli bağırıyor. Çira, Çira. Çira da Saruja, Saruja diye falan bağırıyor. Gidiyor Çira. Çira artık gitti. Saruja tabii gece oldu ve etrafta çakallar falan var. Ve kendisi kan okuyor. Yukarı çıkması gerekiyor artık ağaca. Bütün gücünü toplayıp ağaca çıkıyor. 2-3 gün geçiyor. Tabii artık gücünü toplamış ve ağaçtan kurtulmanın yolunu bulmuş. Ağaçtan kurtulduktan sonra ilk işi Saruja'yı aramak. Ayak izleri var mı diye bakıyor. Ayak izlerinden hafif olduğunu görüyor ve gidiyor. Ayak izlerini takip ediyor. O anda yanına parmağın geldiğini görüyor ki parmak işte yaralı ve sarılmış. Çünkü parmak neden yaralı? Ona bir ok atmışlardı. Ondan şey tarafından sarılmış, Çira tarafından sarılmış, gönderilmiş. Neyse o giderken bir bakıyor ki nehire geliyorlar. Nehirde ayak izleri son buluyor. Bayağı ağrıyor. Nerede ya bunlar? Nasıl gidebilirler diyor. Bu kadar insan bir anda nasıl kayboldu falan diyor. Neyse Çira halbuki köpeğin bağladığı sırtına bir işaret bırakmış. Bir açıyor ki yarasını, iyileşmiş yarasını. Bakıyor ki bir kağıtta yazılı bir şey var. Çira Saruja'ya bir şey yazmış ve Saruja bunu günler sonra alıyor. Yani köpek iyileştikten sonra şansları açıyor. Ben bunu nasıl bir öğrenem ya falan diyor böyle. Sonra bakıyor ki bir ağaç var. Bir ağaç, gürbe ağaç. Ağacın ayakları dallanıyor. Bu o obalarında, kendi obalarında, Çira'nın Saruja'nın obalarında çok böyle tutulan o ağaçlar çok saygı gösteriyorlar. Neden? Çünkü şey gibi oluyor yani, ağaç dalları yere değiliyor, kökleri böyle tekrardan sanki şeye çıkıyor gibi falan, öyle bir ağaç tarzını düşünün. Sanki şey gibi, yeniden doğuş gibi düşünün. Yani kutsal bir şey, doğum ölüm tarzı bir şey yani, doğup ölme. Neyse Saruja hala aramaya devam ediyor. Bir gün bir obaya denk geliyor. Obaya gidiyor. Obada bir farklılık seziyor. Nasıl bir farklılık? Ya o nehirden sonra artık bir gemiye binildiği belli ama nasıl bindiğini anlamıyor. Bu arada onu da söyleyeyim nasıl bindiğini. Şöyle binmişler. Sondan atıyor ama merdiven koymuşlar. Merdiven ayakları koymuşlar. Herkes merdivenden yukarı gemiye binmiş. Ayak izleri orada son buluyor. O merdivenden çıktığını bir türlü anlamamış bizim Saruja. Ama Saruja bunu bayağı arıyor. Yani o parmak vefat edinceye kadar, yaşı geçiyor çünkü, ona da bir köpük ömrü diyorlar. Yaşı geçinceye kadar bayağı yaşlanıyor tabii, yaşı geçiyor. Hatta parmağın yavruları oluyor, buna isimle de ateş koyuyor. Neyse zaman yine geçiyor. Hala Çira, Saruja Çira'yı arıyor. Acaba bulabilir miyim? Acaba görebilir miyim? Artık yaşlanmış çünkü ama bir kasabaya denk, bir obaya denk geliyor. Obada da farklı bir oba.
anlam veremiyor. Yani bir farklılık var. Varıyor ki böyle taşlar var. Büyük büyük taşlar. T şeklinde taşlar. Taşların boyları enlerinden daha uzun. Boyu eninin 5 katı. Ya diyor bunları neden yapmışlar ki falan diyor. 12 tane taş. İşte resimler falan çizili üzerinde. Tapınak tarzı bir yer. Yuvarlak tarzı bir yer. Bunu şeye benzetiyor. O kendi ilk başlardaki obalarındaki değer verdikleri ağaca benzetiyor. O ihtişamlı ağaç. Bahsettiğim yani böyle orman bayağı bir böyle geniş geniş şeyleri var, yaprakları var ve yere değiyor. Kökleri de sanki yerden açılıp şey gibi düşünün. Yukarı çıkacak gibi düşünün. Varıyor sarıca. Orada insanlarla tanışıyor. Obaya giriyor. O obada farklılık seziyor. Millet avcılıkla uğraşıyorlarmış. O zamana kadar, belli bir zamana kadar. Avcılık var, avlanıyorlar ama çok düzenli avlanıyorlar. Nasıl avlanıyorlar diye soracaksınız. Mesela mamutları avlamak için mamutların reisinin ilk başta önüne bir toz atıyorlar. Kükürt tarzı bir toz. Bu sayede mamutların reisi önünü göremiyor. Ve avcılar bir süre sonra sersemleşen, önünü göremeyen mamutları işte atlarıyla olsun, farklı tarzlarda olsun bir gün boyunca kovalayarak, bitik düşürerek çünkü koku duygusu gidince dağılıyor mamutlar. En yaşlarından bir iki tanesini sıkıştırıp bir kenara avcılar gece bayağı uğraşıyorlar geceye kadar. Mamut da bu arada bayağı büyük bir şeydir bu arada. Onu bir dağın yamacına getiriyorlar ve dağın yukarısına doğru sürmeye başlıyorlar mamutu. Mamut gidiyor tabii yoruluyor ve gün boyunca koşmuşlar bir yaşlı. Sonlara doğru yaklaştığı zaman böyle mamut artık gücü bitiyor ve son ayak şeyini attıktan sonra duruyor, yığılıyor. O anda avcılar hep bir anda bütün böyle ateşli şeylerini, böyle oklarını, tabi avcı yanında ne kadar kalıyor ki mamutun, düşünün mamut ne kadar büyük. İşte mamuta saplıyorlar, mamutu avlayacaklar ki obalarına yemek gelsin. Neyse mamutu avlıyorlar, yemek götürüyorlar. Bu arada nedense o avladıkları mamut şeye gitmiyor, dağın aşağısına inmiyor, dağın yukarısına çıkıyor. Bayağı uzun bir şey aslında, yani orada mamutu siz hani ayıracaksınız, işte şu et parçasını alacaksınız falan, dağa çıkaracaksınız. Dağda varıyor ki bir şey var. O az önce bahsettiği o taş, bahsettiğim taş var yani taşlar. Orası Göbektepe bu arada. Göbektepe. O kitap zaten hani buradan şey. Oraya varıyor ki işte Göbektepe'de oraya yığılıyor ve orada kurutulup evlere dağıtılıyor. Tüm avcılar ortak paylaşıyor. Evlerini bir şekilde götürüyor ve millet kendini öyle doyuruyor. Burada durduracağım ve şuradaki kısmı size anlatmak istiyorum.